Çok kısa seçim konuşacağız son olarak. Savaşoğlu, nedir son gelişmeler? Sendeyiz. Şimdi nereden başlasam, nasıl başlasam hakikaten bilemiyorum. Çok karışık bir ortam. Evet, çok, ben de tamamen topu sana bırakıyorum. Yani o zaman şöyle söyleyeyim. Yarın Sayın Başkan'ın basın toplantısı var. Evet. Uzun bir sessizliğin ardından sessizliğini son veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçmiş olsun, yarın tedaviden çıkıp basın toplantısına gelecek. Bu gece de belki hastanede geçecek diye bir duyum aldım. Tekrar geçmiş olsun. Yarınki basın toplantısında böyle kimseye bir gerilim falan beklemesin. İşte Fatih Hoca'ya cevap verecek, çok sert geçecek falan gibi. Tamamen herhalde geçmiş 3 yıllık projelerinde yapmış olduğu önemli şeyleri anlatacak. Bir veda toplantısı olacak gibi gözüküyor. Çok net bir veda toplantısı olacak gibi. Çünkü aday olacak mı olmayacak mı? Ben de çok net öğrendim, aday olmayacak. Neleri söyleyecek, neler anlatacak? Muhtemelen ilk önce Riva, Florya, Kemerburgaz, hatta Galatasaray Adası'nın mahkemesi bitti. İlk mahkeme kazanıldı. Karşı taraf karşı dava etti. Bunları önce anlatacak. Sonra sportif başarı. İkincilik, bu sezon içinde bulunduğu durumlarda ikincilikten bahsedecek. Belki başarılı olduğunu ifade edecek. Yönetim içinden ve yönetim dışından yaşadığı haksızlıklardan bahsedecek. Sevgili başkan adaylarının içinde Burak Elmas'ın geçtiğimiz yakın zamanda, önceki 10-15 gün önce iptal olan seçimin mahkemeye taşınmasından bahsedecek ve Burak Elmas'ın burada mahkemeye verip kaybedilen mahkemeden bahsedecektir. Burak Elmas'ın bu mahkeme sürecine çok üzüldüğünü biliyorum başkanım. Çünkü hala Burak Elmas kaybedilmiş bir mahkeme var. Mahkemede tüzüğe aykırı hareket edildiğini ifade ederek mahkemeye gitmişti. Fakat orada tüzüğe aykırı bir davranış yok dedi. Devletin almış olduğu karar, mahkemede de çok net bu iptal kararı doğru denildi. Diğer adaylar hakkında çok fazla bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum ama Burak Elmas üzerinde mutlaka bir takım eleştiriler olacak. Şimdi başkanın bundan sonraki yol haritası ne olacak? Herkes onu merak ediyor, evet. Sevgili Kerem. Yönetim içinden bir aday. Bu da çok net Sayın Abdurrahim Albayrak. Kesin olarak aday olur diyebiliyor musun? Şu anda eğer seçim 12-19 Haziran'da yapılırsa Abdurrahim Albayrak kesin aday. Çünkü listesini yapmaya başladı. Listesinde bu yönetim içinden çok net girecek isimler var. Bir tane sürpriz isim. Bana da sürpriz dün öğrendim. Net bugün daha yayına gelmeden de teyit ettim. Sayın Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz. O da Galatasaray işleyişini bilen, oğlunu Abdurrahim Albayrak'ın yönetimine veriyor. Kaan Kancal bu yönetimde yine olacak. Yusuf Günay büyük olasılıkla olacak. Sportif AŞ'de olan Maruf Bey olacak. Ali Dürüst de gidiyor. Ali Dürüst de ne Sportif AŞ'yi ne yönetime girmeyi kabul ettirebiliyor. Sayın Başkan Abdurrahim Albayrak bundan bir hafta 10 gün önce başkan adaylığı için gittiği Ali Dürüst, Adnan Polat, Dursun Özbek kabul etmediler. Başkan aday ol, seninle beraber çalışalım diye. Şimdi bu adayla soyundu. Biraz da kendi yönetim içinden destek var. Bunun dışında liste çalışmalarına bakıyorum. Çeşitli isimlerle görüşme halinde. İşte Dinçer Azapan var burada. Maruf Bey var. Başka yeni bayanların olacağı söyleniyor. Ciddi bir seçim yarışı olacak gibi gözüküyor. Neden açıklamadı henüz? Burada benim biraz kafamda soru işaretleri var. Aday olacak. Ama henüz adayın açıklamamasını herkes merak ediyor. Liste çalışması çok güçlü. Kendine yakın gazetecilerle çok paralı yöneticilerin olduğunu ifade eden haberler duyuyorum. Galatasaray'da para her zaman konuşulmaz. Parayı konuştuğun anda çok farklı yerlere gidersin yani. Şu anda Galatasaray yönetecek tecrübeli, bilgili isimlere ihtiyaç var. Para tabii ki önemli. Diğer adaylar için de şu anda herkes belki de listelerinde bir değişiklik yapacak isimler de olabilir. Çünkü burada önceki seçim iptal oldu. 28 Mayıs'a kadar süre var. Ama Abdurrahim Albayrak'ın resmi olarak açıklamaması, acaba diyorum seçim yeniden iptale gidebilir mi? Çünkü Sayın Başkan'ın yarın söyleyeceği çok önemli şey şu da bir. Ben bu seçimi iptal ettim. Beni mahkemeye verdiniz. Ama ben öngörmedim. İçişleri Bakanlığı'ndan görüş aldı, fikir alışverişinde bulundu. Başkan adaylarından Burak Elmas da ben İçişleri Bakanlığı'na Ankara'ya gittim, görüştüm, bu seçimi yapacağız dedi. Sayın Başkan'ın seçimi iptal etmesiyle hemen mahkeme süreci başladı. Aynı Burak Elmas tweet sildi ve kaybedilen bir mahkeme. Şimdi Sayın Başkan'a ısrarla tweet attı Sayın Burak Elmas. Dedi ki seçime yapmalısın, seçime yapmalısın. Evet, 12-19 değil. Sayın Başkan'ın dernekler masasına ilk yazdığı yazı 6-12. Fakat dernekler masasının Galatasaray Kulübü'ne Mustafa Cengiz istedi. 6-12 dedi ki Fenerbahçe 6-12 gözüküyor. Aynı anda Türkiye'de iki kulübün seçimleri olmaz. Siz bir hafta ileri atın dedi. Yarın bunu da söyleyecektir muhtemelen. Ben en erkene çektim. Bundaki süreç yine ben hala bazı şeyleri net göremiyorum. 28 Mayıs listelerin verileceği yeni tarih. Abdurrahim Bey 28 Mayıs'a kadar açıklayacak mı? Yoksa o da
daha önceki iptal olacak seçimin öngörüsünü alacaklar mı? Burada bence bu süreci takip edecekler. Çünkü Haziran ayında 1 Haziran'da açıklanacak yeni süreç. Çok ciddi kongreler var. Belki 300-500 bin kongreli izinler verilecek. Belki de 10 bin üzerindeki kongrelere izin vermeyip bir süre daha, çünkü şu anda yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu süreci çok merak ediyorum. Barolar Birliği seçimi var. 90 bin, 100 bin seçimli Barolar Birliği seçimi var. Yani o 28 Haziran, 28 Mayıs başkan adaylarının yeniden listelerini revize edilmiş olarak vereceği tarih önemli. 28 Mayıs'a kadar beklenip 28 Mayıs'ta listeler verilip 1 Haziran'daki yapılacak açıklamaya göre yeni bir seçim iptali söz konusu olur mu? Yoksa 12-19 olur mu? Burada Abdurrahim Albayrak önümüzdeki günlerde açıklayacağı adaylığına bağlı. Bence o da şu anda bunu bir taraftan liste yapıyor, bir taraftan da bu süreci takip ediyor. Çok kısa bir zamanımız kaldı, yaklaşık 5 dakika kadar. Bunu söyleyerek hocam size döneceğim. Herhalde Galatasaray'da olabilecek en kötü şey seçimin de gerçekleşmemesi olur gibi görünüyor, olabilecek en kötü senaryo. Kesinlikle, hele hele bu dönemde sadece Galatasaray'ın değil, ben Türkiye liglerinde birçok kulübün seçim aşamasında olduklarını biliyorum. Evet. O yüzden Türk futbolunun geleceği adına liglerin oynanması ne kadar önemliyse, bu kulüplerde bu seçimlerin yapılması da o kadar önemli. Sadece bir kulüp de değil veya sadece büyük kulüpler de değil. Bu ülke birçok zorluğu geçmişte aştı. Şimdi pandemi döneminde de bakın, biz bir senedir böyle müthiş büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın içinde belki daha iyi bir noktaya ulaşabilirdik ama yaptığımız çok iyi işler de var. O yüzden ben Galatasaray'ın, Fenerbahçe gibi büyük camiaların sayı çok olmasına rağmen pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu seçimi bu dönemde yapacaklarını düşünüyorum. Öyle olduğu için de bir erteleme gelmeyecektir. Benim kendi düşünceme göre. Eğer geliyorsa da yapılacak bir şey yok. O yüzden Abdurrahim Bey'in listesi açıklanmadığı için ben de belirli isimleri biliyorum. Ama futbolu orada kim yönetecek, nasıl yönetecek konusunda benim hala biraz eksiğim var. Daha fazla diğer listelerde futbolla daha fazla kim ilgilenir? O arkadaşları tanıyor muyuz? Geçmişte ne yaptılar? Galatasaray'da futbol nasıl yönetilecek? Onun üzerinde durmaya çalıştım. Her listede geçmiş dönemde Galatasaray Kulübü'nde bu görevleri almış, deneyim edinmiş görevli var, yöneticiler var. O yüzden Galatasaray oraya da hazır geliyor ama ortak bir nokta da şu, bütün şu anki başkan adayları, açıklamışlardan bahsediyorum, Fatih Hoca ile birlikte çalışacaklarını söylediler. Fatih Hoca da çalışacakmış gibi belirli konularda asgariye indirmiş olsa bile çalışmalarına devam ediyor. Bu Galatasaray taraftarlarını bir nebze de olsun rahatlatsın. Çünkü boşluğa düşmeyecek bir Galatasaray var önümüzde. Bu önümüzdeki süreç Galatasaray'a sence neler vaat ediyor? Ya şu başkanların açıkladıkları projeleri benim esas referans kabul ettiğim nokta bu. Ve hep şu söylem üzerinde duruluyor. Galatasaray'ın gelirlerini arttırmamız lazım deniliyor. Çünkü bu kulüp eğer bu gelir anlayışıyla devam ederse borçlarını ödeyemeyecek. Diğer kulüplerde olduğu gibi. Dolayısıyla hem faaliyet hem faaliyet dışı gelirlerini Galatasaray'ın arttırması, diğer kulüplerin de arttırması gerekiyor. Ama bunun için ne yapıyorsunuz? Ben burada tereddütlerim var. Yani şu ana kadarki adaylığını açıklayan başkanlar arasında bu faaliyet ve faaliyet dışı gelirlerini arttırıcı yönde çok rasyonel bir çalışma görmedim. Ama yani çok basit bir mantıkla bazen hareket etmek gerekir bilanço yönetiminde. Mesela nedir kulüplerin bilançosunun en önemli unsuru? Bence öz kaynaklar. Öz kaynaklarınız kim? Akademi. Akademiyle ilgili bir çözüm var mı? Yok. Mesela benim aklıma gelen çok primitif çözümler var Galatasaray veya Beşiktaş veya Fenerbahçe için. Çok kısa söyleyeyim. Ya buraya siz bütçe ayıramazsınız. 300 milyon TL borcunuz varsa kalkıp da ben akademiye bu kadar para ayırdım diyemeyeceğinize göre yapacağınız iş bazen çok primitif çözümler olur. Nedir mesela bu? Dersiniz ki Feghouli'ye, Falco'ya dersiniz ki kardeşim yıllık maaşınızın 10 bin eurosunu Galatasaray'a feda eder misiniz? 10 bin çarpı 25, 250 bin dolar gelir elde edersiniz. Ve akademiye dersiniz ki Galatasaray'ın kurtuluşu akademiden geçer. Bu 250 bin euro ananızın ak sütü gibi helaldir dersiniz, teslim edersiniz. 3 sene sonrasının projeksiyonunu çizersiniz. Ama ben başkan adaylarının şu ana kadarki açıkladığı projeksiyonlarda akademiyle ilgili rasyonel çözümleri maalesef göremedim. Başkan adayları bazen, bir şey açıkladım ya. Bazen primitif çözümler rasyonelliğe götürür insanı. Kısa vade için söylüyorum. Orta ve uzun vadede tabii ki ilkel çözümler iyi değildir. Ama bugün Galatasaray'ın biraz daha ilkel çözümlere el atması gerekiyor bence. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimizi söyleyebiliriz ama çok kısa.
Başkan adaylarından bu zamana kadar doğru düzgün bir proje anlamında bir şey. Röportajlarda herhalde. Yani. Ben mesela bugün birini duydum. Daha önce de duydum. Yani burada dijital medyada bile biliyorsun. İki cümleyle bir cevap verebilir miyim? Röportajlar veriyorlar. Orada Serdar, senin akademinle ilgili benim çok önemli bir projem var. O yüzden hiçbirinden para istemeye gerek yok. 2015 yılında ben 6 ay akademideydim. O dönemde yönetimden istediğim şuydu. Galatasaray Akademisi'nin bünyesinde olan futbol okullarının gelirlerini akademiye bırakın. Bu oradaki masrafları fazlasıyla karşılıyordu. Evet. Detaylı bir şekilde bu projeyi sonra anlatacağım. Konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Serdar Keleci, Savaş Çorlu aynı zamanda. Sevgili seyirciler, sezon raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarında Galatasaray'ı konuklarımızla değerlendirdik. Programımıza noktayı koyuyoruz. Premier Lig'den maç özetleriyle beraber veda ediyoruz. Hoşçakalın.